tek millet demek o millet içerisindeki bütün farklılıkların da tekleştirilmesi anlamına gelmez. Ulus devletler, müsaade ederseniz. Ulus devletler, dünyada ilk ulus devletler kurulduğu günden bu yana değişik modellere esas aldılar. Bizde de ulus devlet kurulduğunda Türkiye'deki bütün farklılıkları tek kimlikte tanımlamaya esas aldı. O da Türk kimliği olarak belirlendi ve Türk kimliği üzerinden bir ulus tanımlaması yapıldı. 1925 sonrasında Türkiye'deki bütün farklı etnik kimliklerin Türkleştirilmesi için meclis kararlar aldı ve idari uygulamalar gerçekleştirildi. Ve o tarihten sonra yapılan bütün uygulamalar Türk milleti dediğimiz o üst kimlik olarak kurgulanmış tanımı etnik kimliğe indirgedi. Bunun sayısız örneği vardır. Dolayısıyla birlik olmak başka bir şeydir, tek olmak, teklik başka bir şeydir. Birlik içinde çokluğu da, çokluğa saygıyı da getirir, beraberinde getirir. Ama tek demek, dilin tek olması, ırkın tek olması, milletin bu şekilde tanımlanması bütün... Dil, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Neden peki, algılamak istediğiniz şekilde algılıyorsunuz? Peki Bulgaristan'daki... Bence önce sizin ön yargılarınızı yıkmanız gerekiyor ki biz o tek millet adı altında mesela, buluşabilelim. Neden bu kadar rahatsızsınız Türk milleti adından? Hayır, rahatsız değilim lütfen. Evet, rahatsızsınız. Hiç rahatsız müsaade ederseniz. Kızınızın andımızı okumasına karşı çıkmazsınız. Demek benim kızımın bir başka var. Herhangi bir etnik kimliğe feda edilmesini Kürt... Orada onu da belirttim. Oranın o andımızın içinde Türk'ü çıkarıp Kürt koysanız da kabul etmiyorum dedim. Çocukların... Bu şekilde bir ırka, bir millete adanması sabah nasıl milli benlik, askeri disiplin içerisinde hazır ol, rahat deyip askeri disiplin içerisinde okula gönderilmesini kabul etmiyorum dedim. Çocukları bu kadar düşünüyorsanız lütfen yaptığınız eylemlerde de en ön sıralarda Türkiye'deki, çocuklar yer almasın. Türkiye'deki millet tanımı etnik değilse bizim Azerbaycan Türkleriyle nasıl bir etnik bağımız var ki biz onlara tek millet iki devlet diyoruz. Eğer Türklük etnik tanım değilse Bulgaristan'daki yurttaşlar niye soydaş oluyorlar da Kuzey Irak'takiler niye soydaş olmuyor? Eğer Türklük etnik tanım değilse niye Türkiye'de ana dil olarak hiçbir dil öğretilemiyor ve eğitim dili olamıyor? Eğer Türklük etnik bir tanım değilse niye Türkiye'de Türkiye Cumhuriyetler diye bir müstaşarlık var ve sadece Türkiye ülkelerle Türk olan etnik olarak Türk olan ülkelerle ilişki kuruluyor? Ve tarih kitaplarımızda Türk büyüklerinden söz edilirken neden sadece etnik olarak Türk olan Orta Asya'dan başlayıp bugüne kadar bütün Türk büyüklerini sayıyoruz da içinde bir tane Kürt büyüğü, bir tane bilmem Çerkez büyüğü yok. Eğer Türk etnik kimlik değilse, gerçekten de bir üst kimlikse 1924'ten geriye hiçbir Türk'ün olmaması lazım. Yeni bir tanımdır çünkü üst kimlik değil mi? Ama Türk'ün tanımı Orta Asya'ya gidiyor. Doğru, bir Türk milleti var. Kökleri de Orta Asya'dan geliyor. Doğru, Türkiye'de de bir Türk milleti var. Bu da doğru. Ama siz bu milletin içinde bütün etnik kimlikleri eritip herkes bu dil ve bu millet tanımında buluşacak derseniz Kürtler bunu kabul etmez. Benim çocuğum da bunu kabul etmez. Kabul etmek zorunda da değil. Bu Türkiye'de duyulan bir rahatsızlık değildir. İkincisi müsaade ederseniz. Bu o metin orada olduğu müddetçe, yasal zorunluluk olduğu müddetçe milletvekili anında ediliyor. Ama bu anayasa değişikliğinde tartışacağımız bir konudur. Çünkü biz diyoruz ki demokratik ulus tanımı yapalım. Eğer tek ulustan söz edeceksek bunu demokratik bileşenler olarak tanımlayalım. Örneğin Türkiye ulusunu tanımlayalım. Bir ulusuz diyelim. Hepimiz biriz diyelim. Ama hepimiz tekiz. Dilimiz, ırkımız aynıdır demeyelim. Böyle bir şeye kimse tenezzül etmesin. Bu kargaşa doğru. Türk milletinin tanımı zaten yapılmış. Sizin ayrıca bir tanım yapmanıza gerek yok. Anayasanın 66. Sizin düşünceniz öyleyse, ne güzel. Ben anayasanın ve idari pratik uygulamaların etnik kimlikleri asimile etmeye çalıştığını söylüyorum. Siz çocukların kullanıldığından söz ediyorsunuz ama örneğin Kürt çocuklarına bugüne kadar sadece AKP döneminde, sadece 8 yıllık AKP iktidarı döneminde bu gösterilerde açılan ateş, gaz bombaları nedeniyle 26 çocuğun yaşamını yitirdiğini biliyor musunuz? Mesela o çocuklar gösterilerde, bakın taş atan çocuktan söz etmiyorum. Evinin balkonundaki çocuktan söz ediyorum. Okulda gaz bombası yiyen çocuktan söz ediyorum. Yani çocuksa hepsi çocuktur. Bunu Türk'ü, Kürt'ü, şunu bunu yoktur. Böyle bir ayrım yapmadım. Taş atanı taş atmayanı yoktur. Çocukların hepsi değerlidir. Taş atması bir çocuğu değersiz kılmaz. Çocuğa saldırılmasını mazur da kırmaz. Peki. Türkiye'nin diğer illerdeki çocuklar yiyor. Evet. Barış Karabey. Teşekkür ediyorum.
Daha önce Sayın Oktay Ural geldiğinde de söylemiştim. Ben de bu ülkenin garip vatandaşlarından bir tanesiyim. Babası Türk, annesi Kürt olanlardanım. Aynı zamanda eski Diyarbakır spor futbolcusuyum. Bölgeye hiç yabancı değilim. 94-95, 93-94, 95'te Diyarbakır Spor'un şerefle formasını giydim. Aynı şekilde de Türklerin yoğunlukta yaşadığı hemen arkasından da Kayseri'de Kayseri Spor'un formasını giydim. Kürtleri ve Türkleri çok yakından tanıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kürt-Türk meselesindeki en büyük problem işte bu gördüğünüz alkışlar. Bu alkışlara siz de sevdalısınız maalesef. Bu alkışlara arkadaşlarım da sevdalı maalesef. Çok üzücü. Buradaki esas cesaret şudur. 70 bin nüfuslu bir şehirde tamamen etnik anlamda aynı ulustan gelen, Türk ulusundan gelen bir yerde esnaflık yapıyorsanız, her gün onlarla karşı karşıyaysanız, işte orada Abdullah Öcalan'a terörist başı diyememek büyük cesarettir. Aynı zamanda sizin de bu taraftaki 60 milyon insanı düşünerek sayın dememek büyük cesarettir. Barışa hizmet ancak bu şekilde olabilir. Burada eğer biz amacımız bir şekilde kendi etnik unsurlarımızın yanına dönerken, yani siz sayın demek sizin cesaretinizi göstermez. Bundan emin olun. Benim de terörist başı demem cesaretimi göstermez. Tam tersi, ben terörist başı demediğim sürece kendimi çok cesur hissediyorum. Çünkü bunu dediğim anda buralar her taraf alkışlara gark olur. Siz de sayın demediğiniz zaman orada alkışlanmazsınız. Eğer barışa hizmet edecekseniz, bir Türk, bir Kürt mantığını oluşturacaksanız bir kere bunu kesinlikle hayatımıza sokmak zorundasınız. Bir. İkincisi, ben sizi çok iyi anlıyorum. 93, 94, 95 dediğimiz yıllar terörün veya işte sizin tabirinizle gerilla savaşının pik yaptığı dönemdir. Faulü meçhullerin sayısız olduğu dönemdir. O dönemleri ben canlı cinli yaşamış bir insanım. Bunları hissetmek lazım. Aynen söylediğiniz gibi biraz önce Diyarbakır'ı koklamak lazım. Van'ı koklamak lazım. Elazığ'ın tabelasından değil, Elazığ'ın içini görmek lazım. Urfa'dan nefes almak lazım. Buraları bilmek lazım. Bilmezseniz kıyılardan ahkam kesmek çok kolaydır. Oradaki çocukların, oradaki, lütfen, ben alkış, lütfen, eğer alkış varsa ben soruna yardımcı olmuyorum demektir. Eğer burada alkış varsa ben soruna yardımcı olmuyorum. Tam tersi, herkes beni eleştiriyorsa ya da herkes aynı fikirde ama alkışlamıyorsa soruna yardımcıyım demektir. Ben alkış istemiyorum. Sizin oradaki, benim dönemimde 93 yıllarındaki 7-8 yaşındaki çocuklar bugün orayı yöneten insanlar travmalarla büyüdü. Ben size bir örnek vermek istiyorum, canlı bir örnek vermek istiyorum. Şimdi orayı bir lütfen, Allah'ını Kur'an'ı seven biraz orayı düşünerek konuşsun. Lütfen. 93 senesinde bir futbolcu arkadaşım istediği an orada çok tanınan, istediği an basın toplantısı yapıp bütün basın etrafına toplayabilecek kadar tanınan bir adam. İstediği an basın toplantısı da yapabilir. Bu adamla ben teyzemlerin oturduğu polis lojmanına girdim. Özel harekatın önünden geçerken koluma yapışmaya başladı, böyle tutuyor. Çocuğun tıpkı yeni doğan bir koyun gibi dizleri titremeye başladı. Bu bahsettiğimiz insan 20 yaşında bir aslan parçası. Hangi psikolojiyle büyüdüğünü bir düşünün. Kolumdan tutuyor, düşecek. Çünkü neler yaşamış onu biliyorum. Şimdi biraz o psikolojiye dönelim, biraz öyle konuşalım. Burada aynen az önceki söylediğim gibi Abdullah Öcalan'ın bayrağının altında Diyarbakır'da durmak cesaret değildir. Abdullah Öcalan'ın bayrağının altında Kayseri'de durabilmek cesarettir. Sayın demek orada cesaret değildir. Sayın dememek cesarettir. 70 bin nüfuslu Kozan şehrinde A'dan Z'ye yeni doğan oğlumdan ta tepesine kadar Türklük mücadelesi veren bir memleketin içerisinde esnaf olup Abdullah Öcalan'a barış için, sadece birilerinin hassasiyetini kanatmamak için terörist başı diyememek cesarettir. Ben bu cesareti gösteriyorum. Her türlü sorumluluğunu da alıyorum. Sizin de lütfen, rica ediyorum sizden, bu büyük, yakaladığımız bu büyük barış fırsatını değerlendirelim. Kolay kolay bir daha, bu propaganda olsun diye söylemiyorum, bir daha bu kadar rahat Kürt realitesini ağzına alabilecek bir lider yakalayamayabiliriz. Çünkü şöyle hemen arkasına baktığımızda, hemen arkasına dönüp baktığımızda çok öyle bir portföy görünmüyor. Sizden rica ediyorum, bu fırsatı değerlendirelim. Tarihe kara bir leke olarak geçmeyelim. Bizler yaşadığımız sürece Türk-Kürt barışının kesinlikle temsilcileri olacağız. Hiç korkmayın, biz kardeş kardeş yaşayacağız, aslanlar gibi yaşayacağız. Cafer Arıcı. Efendim,